kime gönderelim biliyor musunuz? Madencilerimize gönderelim. Bugün efendim Dünya Madenciler Günü. Bu alkışlarda bizlerden yerin yüzlerce metre altında ekmek parası için çalışan ve bizlere maden çıkartan, ısınmamıza ya da başka vesilelere neden olan, vesile olan madencilerimize gitsin. Evet efendim, bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü ve aramızda Orhan Koku ve Yiğit Şafak Akbayrak var. Genel Maden İş Sendikası üyeleri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bugün madencilerimizin sesi olmak için aramızdasınız. İnşallah. Bize çok güzel de bir mesaj göndermişler. Şimdi arkadaşlar hazırlıyorlar. Hazır mı? Önce onu da bir izleyelim. Zonguldak madenciler olarak Müge Anlı'ya buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. 4 Aralık Madenciler Günümüzü kutladığı için de ona sonsuz teşekkürler ediyoruz. Eyvah. El sallayın arkadaşlar. Eyvah, tamam Müge. Haydi, geçmiş olsun. Evet, herkesin işi zor ama madenci deyince evet, bir başka. Çünkü hem yerin altında hem tehlikelere siper ederek göğüslerini maden çıkarıyorlar. Bugün bana getirdiniz mi bugün de madenci heykelimi? Sadece size değil, diğer konuklarımıza da var. Ay harikasınız. Nerede? Öyle değil. Genel başkanımızın size hediyesi. Geçen sene getirmiştim mi bir değişik versiyonu? Evet. Bu arada da biz bir teşekkürümüz var Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bir sözü var Zonguldak'a, bir 1500 iste sözü var. Çok heyecanlandı Zonguldak. Ne bunun var, ne sözü var? 1500 iste alım sözü var. Heh. Cumhurbaşkanımız bir söz verdi. Bunun için de Zonguldak halkları çok heyecanlandık ve teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan dolayı. Bu arada siz de tabii madenize çok isteğe yakın olduğunuz için de bu ayda bu sene de size gördüler. Geçen sene de iyi gelmişti biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu sene de size gördüler. Hocalarıma da hediyelerimiz var bizim. Oo, çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Verelim. Genel Başkanımız'ın da selamlarını götürdük tabii bu arada. Aleyküm selam. Biz de buradan sizlerin vesilesiyle hem madenciler gününüzü kutluyoruz hem de tüm madencilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Allah'a emanet olsunlar. Kazasız belasız. Evet. Tabii burada işçi güvenliğine de dikkat etmek gerekiyor. Böyle herhangi bir facia diyeceğim yaşandığında hepimizin yüreği kan ağlıyor. Tabii işçi güvenliği konusuna da bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. 20 senedir ben de madende çalıştım. Buyurun şöyle koyayım. Buyurun buyurun, devam edin. Biz ocağıdayken zaten helallaşıyoruz eşlerimizle, çocuklarımızla. Çıkınca zaten orada fark ederseniz geçmiş olsun diyorlar. Çünkü bir yer altından çıkıyorsunuz. Yani orası bir ayrı bir dünya. Onun için geçmiş olsun diyorlar. Giderken vedalaşırlar, gelince de hoş geldin derler. Ekmek parası. Yüz karası değil yani, sonuçta yapacak bir şey yok. Zonguldak yüz karası değil, kömür karası. Kömür karası. Biz ondan gurur duyuyoruz. Gururluyuz da. Çok güzel olmuş heykelciğimizden. Çok o güzel şeyler olmuş. Rengi falan da gerçekten. Selamlar yerin altından kaç metre altından arkadaşlar selam söylediler size. 400-500 metre. 400-500 metre. Hadi bir daha izleyelim. Doğru. Evet. Ve Müge Anlı'da bir el sallamasını istediler arkadaşlar. Salladım. ...olarak Müge Anlı'ya buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. 4 Aralık Madenciler Günümüzü kutladığı için de ona sonsuz teşekkürler ediyoruz. Eyvah. El sallayın arkadaşlar. Eyvah, tamam Müge. Haydi, geçmiş olsun. Evet. Ne demek yani? Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun, var olun. Az önce arkadaşlarım söyledi, yayını da sıkı takip ediyormuşsunuz. Hatta yorumlarınız olmuş böyle programla ilgili falan. Onları da bekle. Birgül'le ilgili mi? Hanginizin yorumu vardı? Orhan Bey. Orhan Bey sizin evet, mi? Evet. Ne dedin bir söyle. Bir çekindi şimdi Birgül. Yanında da Birgül oturunca. Ben şunu söyledim. Benim de oğlumla böyle bir çocuk sorunu var da. Bunlar hep anneye düşüyor. Yani çocuk anneye düşüyor. Baba, ben de verdim torunumu. Bir buçuk sene de görmüyorum. Ama annesinin yanında, en azından annesinin yanında. Yani onun için de anneye düşer. Anne şefkati gibi veremez. Çocuk anneye düşer diyorsun. Anneye düşer. Yani bu dünya ritüelinde de böyledir. Bakamaz. Ya tamam bakar, baba iyi bakar. Doğrudur, bir şey diyemiyorum ama anne bir başkadır. Boşa yani, kürek sallamayın. Çocuk zaten istemedi bir yer ama 3 gün annesinin yanında kalsın, kokuyu alsın. O çocuk bundan ayrılmaz.
Birgül çok sevgi dolu bakıyor size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Birgül'ün bir hoşuna gitti. Önce ne diyecek diye bir düşündüm. Çok teşekkür ederim gerçekten. Panik yaptı ama. Panik yaptı ama sonra Birgül evet, böyle gözü sevgiyle mutlu bakıyor. Çok teşekkür ederim. Bakıyor. Sağ olun. Bu yerin altından gelen söz. Rahmi Hocam bu işin duayenidir yani bu konuda. O bilir. Yani anneye düşeceğini zaten bilir. Yani bu... Teşekkür ederim. Faruk Bey de kötü kötü bakıyor bak, şu an şimdi size. Faruk Bey hiç özür dilerim. Hiç bakmasın şundan bakmasın. Kanun veriyor bunu yani. Ben öz tohum alamadım yani anne. Anne sütünü sen veremezsin ki. Anne kokusunu veremezsin ki. Anne şefkatini veremezsin ki. Anne çocuğun hiç emzirmiş mi doğduğu günden beri? Onu sorun o zaman. Kanun yapıcı şunu ya, der. Anne nerede olursa olsun çocuk annenin yanında. Oğlunuz üzerine süper olur. Canını verir ama anne çocuğunu alır yani. Bak onun için de buradadır. Onlar burada çantasında uyuşturucu taşıyor değil mi? İşte yerin... Arif Hocam'ın dediği gibi yer altından gelen ses olarak. Evet. Çok teşekkür ediyorum tekrar şakası bir yana.